Herkese merhaba. İlginç İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Birbirinden ilginç itiraflarla karşınızdayız. Kanala abone olanlar ve videonun sonuna kadar izleyenler arasından bir kişiye iPhone 14 hediye edeceğiz. Bugün üvey anne ve üvey babam gibi talihsiz olaylar yaşamış İrem'in itirafını dinleyeceğiz. Siz de itiraflarınız varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden itirafımıza geçelim. Lütfen dikkatle dinleyin ve sonunda neler olduğunu görürseniz şaşıracaksınız. Selamlar, ismim İrem. Şu an büyüdüm ve 25 yaşındayım. Genç sayılırım ve önüme iyi bir erkek çıkarsa onunla evlenirim. Bir çocuğum var ve şu an o adamla boşandım. Çocukken sevgisiz kaldığımdan mıdır bilmiyorum ama hiç kimseyi sevemiyorum. Tabii düzgün birisi çıkarsa hemen evlenirim. Fakat öyle bir erkek olmadı. Boşandıktan sonra çok fazla erkekle takıldım. Arabalarıyla gezerim ve eğleniyorum. Fakat her defasında beni kullanıp bir kenara atıyorlar. Sevişmek için bahaneler arıyorum ve her defasında bu sefer bu erkek diyorum ama bir hafta veya bir ay sonra hepsi kayboluyor. Hamile kaldığımda oldu ve çocuğumu aldırdım. Doktorlar bir daha çocuğun olmayacak diyorlar. Bilmiyorum beni böyle bir erkek kabul eder mi? Hiçbir erkeğin benim gibi bir günahkar kadını kabul edeceğini sanmıyorum ve bu yüzden böyle şeyler yapıyorum. Bıktım bu durumdan ve beni gören de ciddi ilişki istemiyor ve böyle kendime falan da iyi baktığım için herkes kullanmak istiyor. Bıktım artık otel odalarından da erkeklerden de istemiyorum kimseyi. Bir kişiye ait olmak istiyorum. Maalesef ona çocuk veremeyeceğim ama mutlu edebilirim bir ömür boyu. Yemin ederim asla ihanet etmem ona. Neyse, ben sevgisizlikten geldi başıma tüm olaylar diye sizlerin başına gelmemesi için çabalıyorum. Aslında anlatmak istemiyordum da fakat kanalda insanların hikayeler paylaştığını görünce dayanamadım ve ben de belki birilerine ibretlik olur diye anlatıyorum hani erkeklerle çok fazla gezmek isteyen kadınlar var ya hiç de durumları iyi değil ve güzel bir şey değil. Bir erkeği sevmek hepsinden iyi ve aile en önemlisidir. Sakın eşlerinize ihanet etmeyin. Neyse, ismim dediğim gibi İrem. Ben çocukken annem ve babam ayrıldılar ve 13 yaşıma kadar babamla kaldım. Babamı daha çok seviyordum ve nedense annem beni sevemiyordu. Tek çocukları bendim ve babam bana karşı daha çok ilgi gösteriyor ve anlayışlıydı. Annem anlamıyordum. Belki erkek çocuk olsaydım, annem daha çok severdi ve babam sevmezdi. Neyse, ben büyüdüm Kadınla ve babam dokuz yakalamıştım bir... ve ona kızın ne olacak, evlenirsek gidecek mi falan diyordu. O an dünyam yıkıldı. Odama çekilip ağlayarak dokuz yaşındayken kaldım. O zaman hiç kimseye bir şey söylemedim ve babam o kadınla bir süre sonra evlendi. Yeni evlilik olduğunu düşünüyordum fakat bana karşı hiç iyi davranmadı. Sonunda 13 yaşındayken babamla benim yüzümden sürekli kavga ediyordu ve bu evde fazla kalamazdım. Annemle konuştum ve yıllardır bana soğuk davranan annemin evine gittim. Annem babam gibi iyi paralar kazanmıyordu ve bana hiç ilgi göstermeyecekti. Babam beni bir kadına sattı ve gözlerime inanamıyordum. Annemin de beni yarı yolda bırakmasından çok korkuyordum. Bir süre annemin yanında kaldım ve 14 yaşındayken bir olayla yüzleştim. Sabah annemden para istedim fakat üzerimde yok diye vermedi. Okulda harcarım diyordum ama sorun değildi. Zaten alışmıştım. Neyse okula gidip geldiğimde annemin ve evde başka bir adamın olduğunu gördüm.'' Annemin odasından sesler geliyordu. Bu, 14 yaşındaki bir kız çocuğu için inanılmazdı. Annemin başka bir erkekle odada birlikte olması ve kızının eve gelmesinden habersiz olması. Ağlayarak dışarı koştum ve 2-3 saat eve gelmedim. Gidecek bir yerim yoktu ve maalesef yine oraya dönmek zorundaydım. Eve geldiğimde o adam mutfaktaydı ve çay içiyordu. Hemen odama geçtim ve annem içeri girdi. Bana para uzatarak al kızım dedi. Gördüğüme inanamıyordum. 14 yaşında annemin böyle işler için para aldığını görmek beni psikolojik olarak etkilemişti. O pis parayı istemedim ve anneme gerek yok dedim. Sabah istediğimde parası yoktu ve ne oldu da şimdi parası oldu? Ne anlayacaktım ben bundan? 10 dakika sonra o pis adam da odama girdi ve çık dışarı diye bağırdım. Bana babalık yapacaktı pislik adam. Annemle para karşılığı birlikte oluyordu ve bana asla dokunmasına izin veremezdim. Neyse, yıllar geçti ve annemin bu haline alıştım. Artık annemle iyi anlaşıyordum ve sorunlarımı onunla çözmeyi biliyordum. O paraları istemesem de bir türlü harcıyordum ve ben de değişmiştim. Annem 40 yaşına girerken ben 18 yaşındayken bir parti düzenlemek istiyordu. Bir villa ayarladı ve davetiyeler falan gönderdi insanlara. Erkek arkadaşları çok fazla olduğu için iyi bir parti olmayacağı anlaşılıyordu. Ben de iyi giyimler falan giyindim, ne de olsa benim de o sesiz yaşımdaydı partim. Çok güzel görünüyordum ve dikkatlerin üzerimde olması hoşuma gidiyordu. Nasıl olsa sevgiye muhtak bir kuzdum ve birisi bana ilgi gösterirse kendine aşık edesekti. Bana dikkat eden ve sürekli dikkati üzerimde olan bir erkek gördüm. Çok iyi görünüyordu ve benden birkaç yaş büyük, uzun boylu bir adamdı. Ben de yanına gittim ve birlikte içelim dedi. İçtik ve sarhoş olduk anlık olarak. Ben 18 yaşındaydım, o ise 20 yaşındaydı. Villa'dan arabaya geçtik ve oradan da otele gittik. O gün o adamdan hamile kaldım. Çok sarhoştum ve yaptıklarımın farkında değildim. Birkaç hafta sonra hamile olduğumu fark ettim fakat o adamın ne numarası ne de herhangi bir bilgisi vardı. Anneme söylemekten korkuyordum ama gerçekleri bilmesini istiyordum. Cesaretimi topladım ve anneme söyledim. Bana kötü davranacağını düşünüyordum fakat olacak iş dedi. Zaten annem, böyle şeylerin ona normal geldiği pislik bir kadındı. Gittik, o adamı bulduk ve çocuğumun babası olduğunu söyledim. Benden çocuğu aldırmamı istedi. Ben onun babası değilim falan dedi. Fakat o çocuk benimdi ve 30 yaşında anne olacaktım. Annem de torun görecekti. Ama yine de çocuğum babasız büyüyecekti. Babası bana, ben baba olacak durumda değilim, seninle de evlenmeyeceğim dedi şok olmuştum resmen fakat artık bir hata yapmıştım ve onu öldürmek değil yaşatmak istiyordum. Kendim gibi büyümesini istemiyordum ama aslında bir fark kalmadı. Bir süre sonra çocuğum oldu ve ben de annem gibi sevgi arıyordum farklı erkeklerde fakat kimse başka bir adamdan çocuğu olan bir kadını istemezdi. Yaklaşık beş yıldır kimse beni sevmedi ve defalarca farklı erkeklerle birlikte oldum. Her hafta neredeyse bir erkek hayatıma giriyordu. Artık bıktım bu durumdan ve çocuğum da büyüyor. Oğlumun beni böyle görmesini asla istemiyorum ve buna dayanamıyorum artık. Kim beni sever diye arıyorum ve artık evlenmek istiyorum. Kadın gibi hissetmek istiyorum kendimi. Lütfen tavsiye verin ve beni bu durumdan kurtarın. İtirafımı paylaştığınız için teşekkürler hanımefendi. Sizi çok seviyorum ve tüm itirafları dinliyorum. Yardıma muhtaç çok fazla kadın var ve belki bu kanal sayesinde hayatları iyiye gidiyor. Benim itirafım bu kadardı. Evet arkadaşlar, bir itirafın daha sonuna geldik. Yani kızın çocukken sevgisizliğe muhtaç kalması ve böyle yaşaması onu bu duruma getirmiş. Kızıma vereceğim tavsiye, en azından çocuğunun hikayesi senin gibi olması. Doğru dürüst bir erkek bul ve onunla evlen. Belki o sana yardımcı olur ve yardım eder. Allah'a sığın kızım. Asla günah işleme ve anneni de bu durumdan kurtar. Yaptığınız şeyler yanlış. Bunu izleyen kadınlarda varsa. Bu anne ve kızının ya yapmış asla, olduğu şeyler, şeyler yapmayın. Tamam. Umarım benim tavsiyelerimi dinlersiniz. Sizlerin de bu kadına tavsiyelerini duymak isterim. Belki bu platform sayesinde hayatlarına olumlu yönde katkı sağlanıyor. İtirafım bu kadar. Evet, arkadaşlar, bir itirafın daha sonuna geldik. Kızın çocukken sevgiye ihtiyaç duyması ve bu şekilde yaşaması onu bu duruma getirmiştir. Kızıma vereceğim tavsiye, en azından çocuğunun hikayesinin senin gibi olmasıdır. Doğru ve dürüst bir erkek bul ve onunla evlen. Belki o sana yardımcı olur ve destek olur. Allah'a suvin, kısım, asla günah işleme ve anneni de bu durumdan kurtar. Yaptıklarınız yanlış. Bu durumu izleyen kadınlar varsa, anne ve kızının yaptığı şeyler tamamen yanlış ve günah olduğunu unutmayın.'' Umarım benim tavsiyelerimi dikkate alırsınız. Sizlerin de bu kadına tavsiyelerini duymak isterim. Belki aranızdan bir erkek bu kadını sever ve onunla evlenir. Kim bilebilir? Eğer isterseniz iletişim kurabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah yardımcınız olsun. Destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın ve itirafı paylaşın. Sizin de itiraflarınızı duymak isterim. Hoşçakalın. Herkese merhaba, İlginç İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Bugün eniştesiyle evlenmiş olan Asiye'nin itirafını dinleyeceğiz. Arkadaşlar, bize abone olan bir kişi 10.000 TL para hediye ediyoruz. Abone olmayı unutmayın, sizlerin de kazanma şansı yüksek yeter ki videonun sonuna kadar izleyin ve abone olun. Selamlar, ismim Asiye. Bu kanalı YouTube'da gezinirken gördüm ve ablamdan izinsiz itirafımı paylaşmak kararına geldim. Bu itirafı ablam ve kocasının ismini değiştirip söyleyeceğim. Beni affetsin ama konuşmalıyım birine artık. Biz kadınları bilirsiniz, gıybet etmeden duramıyoruz. Hiç kimse tam olarak duymadığı olanları. Neyse fazla uzatmadan kendi başım gelenleri ve ablama olanları anlatacağım. Tam bir film olacak itiraf. Fakat biz bunları yaşadık ve tamamen gerçek. Eniştemle, benim aramda olanlar ablamla, iş arkadaşının kocası arasında olanlar, hepsi gerçekten olmuş bir itiraf Allah'ıma kitabıma yemin ederim. Tüm bunları yaşadım, duyduğunuza şaşıracaksınız ismim. Dediğim gibi Asiye evden iki kız, büyüdük ve anne ve babalarımız bizi serbest bıraktı. Ablam benden büyüktü ve hep çalışıyordu. Doğru anne ve babamızın iyi parası vardı. Fakat ablam da çocukluktan çalışmayı seviyordu ve genç yaşta iyi paralar kazanıyordu. Ona çok özeniyordum ve kıskanıyordum. Şimdi bile ona karşı nefretim var yani. Zengin babanın iki kızı birbirine nefret ederek büyüdük desem yalan olmaz. Neyse, 20 yaşıma falan geldiğimde o sıralar zaten ablam evden ayrı kalıyordu. Ben de göçtüm evden ve artık ailelerimizden ayrı yaşıyorduk. Bir süre sonra ablamla aynı evde yaşamaya başladım ve onunla bir ev almıştık. Bana eve para verme, gel bende kal dedi. İyi paralar kazanıyorduk o zamanlar ve bana da iş de öğretmişti. Sonra ablam bir iş adamı buldu ve onunla evlenmek istediğini dedi. Zaman geçti ve düğünleri oldu. Eniştem çok yakışıklıydı ve çok iyi kalpli bir insandı. Bu konuda da ablamı kıskandım desem yalan olmaz. Ablam da çok güzeldi. Neyse biz büyüdük ve işlerimizde büyüyordu ablamın iki çocuğu oldu. Fakat ben evlenmemiştim sanırım evlilik bana göre değildi. Yalnızlığa alışmıştım. Artık ablamın evliliğinin iyi gitmesi de beni deli ediyordu. Eniştemi iyice kıskanmaya başlamıştım. Şirketleri de iyi satış yapıyordu ve çok lüks bir yaşamları vardı. Fakat bir gün her şey tersine döndü şirketleri devlet tarafından kapatıldı ve sahip oldukları çok şey ellerinden alındı. Am tabii ki yine de fakir kalmadılar. Fakat Eskisi gibi. De, bu yüzden asla. eski huzursuzluklar başladı. Artık ablam eski hayatın istiyordu ama maalesef eniştem onu veremiyordu. Ablam lükse ve paraya çok düşkündü. Fakat eniştem zamanla toparlarız diyordu. Neyse ablamı bir iş hayatından kadın arkadaşı vardı. O kadın onlara sıkça gelip giderdi. Lüks yaşam yaşıyordu. Kadın fakat öyle de kötü kadın değildi. Neyse bir gün evde eniştemle konuşurken görmüş ablam geldi bana anlattı. Enişteme seni seviyorum. Bir gün zamanın olursa bana ayır falan diye saçma sapan laflar etmiş ablam. Bunun karşılığında boş durur mu bana? O kadının kocasının mesajları gösterdi adam ablamı seviyormuş ve her gün mesajlar atıyormuş. Fakat ablam hiç yanıt vermemiş ama bana bak şimdi onun kocasını nasıl elinden alıyorum dedi. Kocasıyla konuşmaya başladı ve artık enişteme ihanet ediyordu ve git gite soğuyorlardı. Eniştem her defasında bana yazıyor ablama ne oldu diye. Ben de şu sıralar kötü olduğunu falan diyor teselli ediyordum. Hatta bir keresinde adam evime kadar gelmişti çok saftı bu adam. Sanırım ben de gitgide ondan hoşlanıyordum bir kere sarılmıştık ve bana çok iyi gelmişti. Adamcağızı aldatma diyordum. Ama yine de ablam dinlemiyordu. Para mutluluk getirmez bak. Çok şükür kimseye de muhtaç değilsiniz koçanı sevdiyordum. Ama dinlemiyordu beni. O yüzden artık yapacak bir şey yoktu. Hatta Asiye ablam geceleri görüntülü konuşurken görmüştüm. Abla çoluk çocuğum var yapma diyordum ama dinlemiyordu. Adamın parası var bana bakacak diye tutturmuştu, anlamıyordum ablam ne istediğini. Adama boşan diye tutturmuştu ve onun da çocukları vardı. En sonunda adamı kendine sırılsıklam aşık etti ve eniştemle boşanıp onunla evlendi. Eniştemle boşandığı gün eniştem ağlayarak bize gelmişti. İşte benim için yeni aşk dolmuştu ve biliyorum film gibi. Ama bu bizim hayatımız. Ablamla konuşmuyorum şu an ve onunla kavgalıyım eniştemin bize geldiği gün onu teselli etmek için sarıldım ve ne olduysa o zaman oldu. Ondan hamile kaldım ve çocuğunu karnımda taşıyordum. Sonrasında zaten evlendik ve ablam bana bunu nasıl yaparsın diye de hesap sormaya kalktı. Fakat zaten boşandım bana ne diyordum. Biz kocamla mutluyuz ve keşke önceden benimle evlenseydi. Benim hiçbir para hırsım falan yok. Allah ablamı bildiği gibi yapsın. Zaten ablamın kocasıyla mutlu olmadığını duyuyorum ve o kadın her gün lanet okuyor ablama kocasını elinden aldığı için. Artık zehir olmuştu hayatı. Benim şu an iki çocuğum ve ablamın evlatlarına da bakıyorum. Benim için sorun değil fakat Aynesiz çocuklara yazık olmayacaklar. Onlara iyi bir anne olacağıma söz veriyorum işte bizim hayatımız. Umarım dinlediniz. Evet, garip bir itiraf. Ama biz bunları yaşadık sonu iyi mi bir şey yaptım, kötü mü yorumları sizlere bırakıyorum. Evet arkadaşlar, bir itirafında sonuna geldik. Videomuz sonuna kadar izleyen kardeş ve ablalarımıza para hediye ediyoruz. Dinimizde geçen sözlere bakalım. Nisa suresinin 23. ayetine göre, iki kız kardeş ile aynı anda evli olmak haramdır. Fakat kişi, karısının ölümü veya onu boşaması halinde, karısının kız kardeşi ile evlenebilir nikah için boşadığı karısının iddet müddetinin bitmesini beklemesi gerekir. Onun iddeti bittiği andan itibaren baldızı ile evlenebilir. Bir erkek ailesinin nikahı devam ettiği müddet içerisinde baldızını ailesinin üzerine nikahlayamaz. Bu haramlık müebbet olmayıp karısının ölmesi veya boşanması halinde kalkar. Her ne kadar bazı yörelerde hoş karşılanmasa da bu konuda dinimizde herhangi bir yasak söz konusu değildir. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Zina büyük günahlardan olmakla beraber eşlerden birinin zina etmesi bu fiili helal görmedikçe nikahlarına zarar vermez. Baldızla yapılan zinanın nikahı sona erdirmemesi Baldızla olan evlenme yasağının ebedi değil, geçici olmasından kaynaklanmaktadır. Evet arkadaşlar. Dinimizde de bunlara yan gözle bakmak yasak. Fakat bu kadın ablası boşandıktan sonra onunla evlenmiş. Fakat evlenmeden böyle bir şey yaptıkları için çok üzüldüm. Keşke nefsinize sahip çıksaydınız, zaten seviyorsanız evleneceksiniz. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz, hatırlamıyorum sizi. Gençlere de tavsiyem Zinadan uzak durmaları, akrabalara ve eşlere de yan gözle asla bakmayın. Abla kardeş gibi olun onlarla ve onları koruyun. Allah'ın sözlerine dikkat edin ve onun emirlerine uyun. Sizler ne düşünüyorsunuz? Duymak isterim. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Allah yardımcısı olsun. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi Herkese merhaba, İlginç İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Bugün ablasının kocası Nuri ile denizde yasak şeyler yaşamış Gizem'in itirafını dinleyeceğiz. Sizin de hikayeniz varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden hikayemize geçelim. Selamlar, ismimi sizlere söylemek istemedim ama değiştirip söyleyebilirim. Gizem olarak kendimi tanıtmak istiyorum. Bu itirafımı daha önce kimseler duymamıştı. Herkesten ve ablamdan sakladığım Nuri ile ilişkimi sizlerle paylaşacağım. Eniştem benim hayatımı mahvetti ama hiç kimsenin haberi olmadı. Şu an 28 yaşımda olmama rağmen hiç kimseni sevemiyorum ve evlenmek dahil istemiyorum. Belki karşıma dürüst ve düzgün bir erkek çıkar ve beni böyle kabul eder. Onunla evlenirim ama o insanda karşıma çıkmıyor. Bu erkeklerin hepsi aynı zaten ama bir insana artık güvenmek istiyorum ve be. umarım beni bu durumdan kurtarır beni sevecek bir insan gerekli. Yaşımda çok değil zaten 28 benim için çok genç. Allah yardım ederse ben de evlenirim ve bu yalnızlıktan ve başka insanın kocasını düşünmekten çok yoruldum. Ablam Selin beni bu duruma saldı. Şimdi tüm olaylar nasıl oldu sizlere anlatayım. Ablam benden 2 yaş küçük ve ismi Selin. Tüm çocukluğum onunla birlikte geçti ve ben büyük olduğum için tüm başına gelenleri bana anlatıyordu. Ona yol göstermeyi ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemek bana iyi geliyordu. Ablam için canından geçerdim ve onun mutlu olması için elimden ne geliyorsa yapardım. Ablam Selin de çok güzel kızdı ve güzelliğini bazen kıskanıyordum. Ben onun gibi değildim ama benim de güzelliğim vardı kendime göre. Ama onu çok kıskanıyordum. Ailedeki en iyi genleri o almıştı sanırım. Erkekler de lise döneminden falan onu sevmeye başlamıştı ama onu koruduğum için erkeklere kanmasını asla izin veremezdim. Erkekler zaten öyle, kullanıp kadınları bir kenara atıyorlar, ablamın bunlara maruz kalmasını istemiyordum. Ama zamanla da düşmana dönüşeceğimizi hiç tahmin bile edemezdim. Ablam çok güzeldi ama çok saftı ve herkese kanabilirdi. İçindeki şeytani tabi o zamanlar görmemiştim. Nasıl tahmin edebilirdim ki sevgilimi elimden alacak ve onunla evlenecek? Her gün ağlıyorum şimdi ve intihar etmeyi bile düşünüyorum bazen. Ama Allah koymuyor işte ve belli ki gelecekte daha iyi bir eş bulacağım. Neden böyle oldu bilmedim. Ama Nurini çok seviyordum ve ilk sevgilimdi. Ablamın onu elimden alması beni mahvetti. Her şey değişti sonradan ama artık geçti. Denizde bir yaz günü Nuri ile yaşadıklarım beni değiştirdi. Ondan çocuğum olsun istiyordum. Nasıl oldu şimdi hepsini anlatacağım. Ablamın yaptıklarını duysanız şok olacaksınız ben üniversite döneminde Nuri'ni tanıdım ve zamanla iyi dost olmuştuk. 3 ay falan arkadaş kaldıktan sonra birbirimizi sevdiğimiz kararına geldik ve henüz ailemizin bundan haberi yoktu. Ne ablam biliyordu ne de annem ve babam, Nuri'nin de. Ailesinin bundan haberi yoktu, sevgili olduk ve bir ay böyle çok iyi geçiniyorduk. Daha sonra Nuri'ye ailelerimizin bundan haberi olması için söyledim. İlk önce ablamı tanımasını istedim ve bir restoranda o kendi ablasını, ben de kendi ablamı getirdim. Hepimiz iyi muhabbet ettik ve her şeyin iyi olacağını zannediyordum. Ama o gün her şey değişmişti. Ablamın sosyal medya hesaplarını almış Nuri ve ben de onun ablasınınkini almıştım ve tüm bunların normal olduğunu zannediyordum. Ama Nuri'nin ablama aşık olacağını hiç hayal etmemiştim. Ablam o gün çok güzeldi, her zamanki gibi ve Nuri onu gördüğü an aşık olmuştu. Zaten gecede ablama yazmıştı. Ablamın da o gün garip olduğunu zannediyordum. O günden sonra Nuri'ni ailemle tanıştırmak istedim. Ama neler olduysa Nuri hiçbir zaman bunu istemiyordu. Bazen ablam evden kayboluyor ve bazense Nuri benimle konuşmak istemiyordu. Artık kafayı yemeye başlayacaktım. Daha sonra ve bir ablama... gün ablamın taksiyle bir yere gittiğini gördüm. Hemen bir taksi çevirip izlemeye başladım. Bir otel karşısında indi ve içeri geçti. Az sonra Nuri geldi ve gördüğüme şaşırmıştım. Hemen Nuri'ni aramaya başladım ama telefonu açmıyordu. Ağlaya ağlaya eve gittim ve geceye kadar ağlamıştım. Bir hafta hiç kimseye hiçbir şey demedim ve belki Nuri'ni affederim diye onu daha da yakın olmaya çalıştım. Kendimi ona adamaya çalıştım ki ama ne yaparsam yapayım olmuyor. En son belki çocuğumuz. Olursa bana bağlanır diye düşündüm. Bir gün ayarladım ve Nuri'ni bir ev tutarak ora davet ettim. Yaz günüydü, ve deniz kenarında bir evdi. Tabii ki gelmeyeceğini biliyordum ve çok kötü olduğumu söyledim ve hemen geleceğini biliyordum. Nuri de geldi ve o an üzerimde bir şey olmadan kapıyı açtım. İçeri geldi ve ne yapıyorsun dedi. O gün olanlar oldu ve Nuri'den hamile kaldım. Bunun üzerine iyi olacağını zannetmiştim. Ama durumlar daha da kötüleşti. Ablam her şeyi bildi ve aramız iyice bozuldu. Hatta ben evden. Çıktım ve artık evde kalmıyordum. Annem ve babamın bunlardan habersizdi ve arkadaşımda kalacağımı söyleyip günlerle onlarda kalıyordum. Ablama neden tüm bunları yaptığını sorduğumda hiç kimse beni daha önce sevmemişti ve ilk defa Nuri bana sevgi gösterdi ve onu ben de sevmeye başladım. Zaten seni sevmediğini söylüyordu. Bu sözler beni bitirmişti ve her gün ablamla kavga ediyorduk. Nuri'ye hamile olduğumu söylediğimde ise çocuğu aldırmam için tehditler ediyordu ve ona baba olmayacağını söylüyordu. Ama ben hepsinin yalan olduğunu biliyordum ve benimle evleneceğini biliyordum. Ama annem ve babam beni kabul edeceklerdi mi bilmiyordum. Sonuçta tüm akrabalarımıza rezil olacaktım. Evlenmeden çocuğum oluyor. Ama bunun karşısına bilin bakalım nasıl geçtiler. Bazen eve geliyordum ve evde yemeğime zehir atan ablam yüzünden çocuğum düştü. Ve o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Nure artık benimle iletişimi kesti ve ablam ve ailemle hiç konuşmadım daha sonra aileme ablam Nuri'ni sevdiğini söyledi ve artık her şey benim için bitmişti. Yaklaşık 6 yıl önce ablam ve eski sevgilim evlendiler ve o zamandan benim için Nuri enişteydi. Çok çalıştım onu geri kazanmaya ama artık hiç kimsenin ailesini dağıtmaya çalışamazdım. Allah bildiği gibi yapsın onları. Üstüne çocukları olduktan sonra hiç karışmadım onlara ve düğününe bile gitmedim. Çocuklarının hastalıklı olduğunu haberini de almıştım. Allah işte kim ne yaparsa, onun karşılığını verir. Kendi problemleriyle savaşsınlar, karışmıyorum onlara, artık düşman. Gibiyiz ve kendi koruduğum ablam benden sevdiğimi çalmıştı ve hayatımı mahvediyordu. O zamandan sonra hiçbir erkek sevmedim, takıldığım oldu. Ama hepsi bir aydan sonra gidiyordu zaten, benim depresif halimden korkup gidiyorlardı. Bilmiyorum belki kabul eden olmaz beni böyle ama artık birini sevmek de istiyorum. Evet eniştemle olan hikayem böyle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar bir hikayenin de sonuna geldik. Gizem aslında iyi bir kadın olmuş ama ablasının yaptıkları sonrası bazı günahlar işlemiş. Siz olsanız ne yapardınız ben çok merak ediyorum. Melis'i kınamıyorum ama Selin'in de yaptığı doğru değil. Allah zaten herkesi bildiği gibi yapar ve yaptıklarının hepsini karşıya çıkartır. Selin'in evladı da engelli olmuş ve ona şifalar diliyorum. Ama belki yaptığı günahlar yüzünden olmuş. O yüzden fazla geçmeden dua etmesini istiyorum ve Allah'a günahlarını bağışlaması için yalvarmasını diliyorum. Benim de anlatacaklarım bu kadar. Allah yanlış şeylerden korusun bizleri. Daha faden ilginç itiraflarla karşınızdayız. Bizlerle itiraflarını paylaşanlara para hediye ediyoruz arkadaşlar bu şansı kaçırmayın. Bugün eşine baldızı ile ihanet etmiş olan Oğuz'un itirafını dinleyeceğiz. Sizin de itiraflarınız varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden itirafımıza geçelim. Lütfen dikkatle dinleyin ve sonunda neler olduğunu görürseniz şaşıracaksınız. Selamlar, ismim Oğuz şu an 27 yaşındayım ve evliyim. Bu itiraf 9 yıl önce üniversitenin ilk yıllarında oldu. O zamanlar 19 ya 20 yaşındaydım. Abim benden bir yaş büyüktü ve onunla aynı üniversiteye girmeye çalışmıştım. Bunun sayesinde onunla. Aynı evde kalacaktım ve ailemizin de kira vermeye çok parası çıkmayacaktı. İşte böyle yaşıyorduk benim üniversiteye yeni girdiğimden arkadaş arıyordum oralarda. Aileden uzakta hiç arkadaş falan yok. Aynı sınıftan Nazlı ile baya iyi anlaştık ve zamanla sevgili olduk. Nazlı'nı çok seviyordum ve hayatta en çok istediğim kadındı. İlk başlarda fal falan baktığını biliyordum ve bana normal olarak gelmişti. Fakat hiç büyü falan işlerinden haberdar olduğunu düşünmüyordum. 3 ay falan arkadaş kaldık daha. Sonra sevgili olduk. Zamanla onsuz hiçbir şey yapamayacağımı düşündüm ve birbirimizi sonsuza kadar seveceğimize söz verdik. Nazlı yani sevgilimle aynı üniversitede okuduğumuzdan abim ben ve Nazlı üçümüz birlikte takılırdık. Zaman böyle geçiyordu ve Nazlı maddi sıkıntı çektiğinden onu eve davet ettim. Hem biz daha az para öderdik hem de Nazlı bu kadar para ödemekten kurtulurdu. Nazlı birkaç gün düşündükten sonra kabul etti. Abim evdeydi evet fakat asla abimin bana ihanet edeceğini düşünmezdim. Hep bana destek olurdu ve yediğimiz içtiğimiz aynıydı. Onu kıskanmıyordum. O yüzden fakat Nazlı eve geldikten sonra abimde değişiklik oldu. Geceleri bağırıyor ve uyuyamıyordu. Bir süre geçtikten sonra gece mutfaktan ses geldiğini gördüm. Abim geziyordu ortalıkta ve onu gördüğümde nasıl bağırdıysam abim uyandı ve neler oluyor? Ben neden buradayım diye sormaya başladı. Anlaşılan uyuduğu zaman geziyormuş. Doktora falan götürdük, birkaç ilaç yazdı. Onları da zaten almadı ve geçer. Dedi, üzerinden birkaç gün geçmişti ve ben Nazlı ile aynı odada uyuyorum. Gece işimizi yapıyorduk fakat mutfaktan yine ses gelmeye başladı. Nazlı ile beraber bu sefer gittik ve abim elinde bıçakla ellerini kesiyordu. Bağırdık ikimiz ve abim uyanarak ellerine baktı. Kan içinde gördüğünde yere yığıldı. Bayılmıştı ve Nazlı'yı hemen ambulası aramasını istedim. Gecenin birine hastaneye götürdük ve doktor şu sıralar stres yaşadığını söyledi ve yine reçete yazdı. Bu sefer içmeliydi ilaçları, abim. Genelde derslerinde iyidir acaba neden stres yaşıyordu anlamış değildim. Sınavlar falan oluyordu ama ne bileyim, belki onlandır dedim ve aklıma hiçbir kötü fikir gelmedi. Artık abime bakmalıydız. Sabahlar üniversiteye ben gittiğimden Nazlı ben gelene kadar bakıyordu ve ona güvendiğim için abime iyi bakmasını rica ettim. Abim çok hasta gibiydi. Nazlı'ya bir şey yapar diye korkuyordum. Ama genellikle geceleri rahatsız olduğu için gündüzleri normal insan gibi hareket ediyordu geceleri ama artık her günü rahatsız oluyordu. Akşam nazlı gelen kadar da ben abime bakıyordum, derslerinde de geri kalmıştı. Ama iyileşiyordu sanırım, zamanla düzeliyordu, artık okullarda bitiyordu ve ben ailemin yanına dönecektim. Nazlı de ben gittiğime göre başka bir yerde kalacaktı. Bana bir kız arkadaşının olduğunu ve onlarda kalacağını söylemişti, pek fazla. Ailesiyle arası iyi değildi, o yüzden aile yanına dönmüyordu. Abim ise orada yaz okuluna kaldı derslerinde geriye kaldığı için orada kalacaktı. Ben de Nazlı'dan uzakta yaşıyorum. Bir gün gece abimle konuştuğumda odadan ses geldiğini duydum. Gecenin 12'siydi. Ben abime Nazlı mı o diye sordum. O hayır televizyon falan dedi. Fakat yine konuşuyordu Nazlı ve en son evet o dedi. Gecenin 12'sinde evde ne arıyor diye sordum. Fakat abim bir eşyası kalmış da onu götürüp hemen taksiyle gidiyordu. Abimle beni. Aldatıyordu mu anlamamıştım. Neden bana böyle bir şey yapsın ki? Anlam veremiyordum kendi içimde düşünceler beni yiyip bitiriyordu. Birkaç gün sonra Nazlı'nın sosyal medyada bir restoranda fotoğraf paylaştığını gördüm. Yan masada abimin en sevdiği içkinin olduğunu gördüm. Şüphelerim iyice artmıştı ama nasıl böyle şeyler yaparlardı. Anlamıyordum ama gerçeklerin bir gün üze çıkması diye bir huyu vardır. Sabır edeyim dedi. Yaz bitti ve ben yine dersler için geldim. Nazlı'nı yine her zamanki gibi evime. Davet ettim ve o da kabul etti. Abim de artık eskisi gibi değildi sanırım iyileşmişti. Artık yine eskisi gibi olmaya çalışıyordum fakat Nazlı eve geldiğinden yine saçma sapan olaylar olmaya başladı. Artık bu kızdan korkmaya başlamıştım. Ama yine de güveniyordum. Benimle aynı yatakta uyuyor sonuçta. Sevgilim ve evlenmeyi düşünüyorum neden aldatsın diye düşünüyordum. Fakat hain yanındaymış meğerse haberim yokmuş. Neyse bir süre geçti ve bir gün duşa girmiştim. Dışarı çıktığımda beklemediğim bir. Manzara ile karşılaştım. Abimle sevgilim aynı yataktaydılar Şimdi bazı şeyler söylemeyeceğim fakat ne yapacağımı bilmiyordum. Sinir kafama vurdu ve katile dönebilirdim an. Ama kendimi tuttum ve yıllardır sevgi beslediğim kadın bana ihanet ediyordu ve başka biriyle değil de abimle bana ihanet ediyordu. Çok sinirlenmiştim fakat kendime sahip çıktım ve eşyalarımı hemen toparlayın arkadaşımın evine gittim. Artık benim için ikisi de bitmişti. Ailevi problemler yaşamamız normalde artık ne annene? Babamla konuştum o zamandan sonra, Evden çıkarken de abime bir tokat vurdum. Utanmaz insan sevgilimle birlikte oluyordu. Sanırım alkölde almışlardı pislikler. İnsan abisine nasıl böyle bir şey yapardı aklım almıyordu. Depresyona girdim ve 3-4 ay gibi onlarla konuşmadım. Beni çok aradılar ve evime de geldiler fakat kovdum. Bana Nazlı önceden abimi sevdiğini söylüyor ve ona yakın olmak için benimle birlikte olduğunu söylüyordu. Utanmaz insanlar bunlar. Bir süre iletişimi kestim herkesten ve hiç. Ondan Kimseyi sonra de sevmedi geçmişti zaten. ve abim başka bir numara ile beni aradı. Götürdüğümde onun olduğunu öğrendim fakat benimle konuşacak meselesi vardı. Gitmek istemedim fakat kardeşimdi nasıl olsa yüreğim durmadı ve gittim. Abim Nazlı'nın ona büyü yaptığını ve onun yüzünden onunla birlikte olduğunu söylüyordu. Ben inanmıyordum artık bunlara fakat yemin ediyor ve bana fotoğraflar gösteriyordu. Bizim fotoğraflarımızla büyü yapıyormuş. Video falan gösterdi ve Nazlı'nın ne tür bir kadın olduğunu gördüm. Fakat ben abime affetmek istemiyordum. Abim kendini öldürecek seviyedeydi. Günlerdir uyumuyordu. Böyle bırakmak isterdim ama yüreğim dayanmadı. Bir büyücü biliyordum ve ora götürdüm. O bizim evde büyününün olduğunu bu o kadının abine ele geçirdiğini diyordu. Abime bir ilaç verdi ve dua okumaya başladı. Abim o gün 20 saat kadar uyudu. Uyandığında normala dönmüştü ve evde ben de büyü bulmuştum. Onu büyücüye götürdüm ve mahvetti. Artık Nazlı'dan uzak durmamız gerekiyordu. Abime de söyledim. Fakat onları affetmeyecektim. Büyü yüzünden bana. İhanet etti. Siz ne düşünüyorsunuz abime affetmeli miliyim? Evet arkadaşlar bir itirafında sonuna geldik. Dinimizde geçen sözlere bakalım. Yenge baldız amca ve dayı hanımları gibi akraba kadınlarla yalnız bir odada bulunmak günah mıdır? Bahsettiğiniz kadınlar namahremdir. Böyle kadınlarla halvet haramdır. Halvet yabancı bir kadınla bir erkeğin bir yerde yalnız kalmasıdır. Kadın çok olsa da halvete mani değildir. Erkeğin hanımı veya annesi bacısı gibi mahrem bir kadın bulunursa halvet olmaz. Müslüman kadın fısık kadınların yanında da saçı açık duramaz. Mürted amca ve dayının yanında da açık duramaz. Mürted ana babanın yanında başı açık durmak caiz ise de ellerini öpmek caiz değildir. Zaruret olmadıkça na mahremle konuşmamalıdır. Hadisi şerifte buyuruluyor ki, Ey kadınlar mahreminiz olan erkeklerle konuşunuz namahremle mahremle konuşmayınız. Mahrem kendisiyle evlenmek haram olan yakın akraba demektir. Namahrem kendisiyle evlenmek haram olmayan yabancı veya uzak akraba demektir. Peygamber Efendimiz, kadınlarla beraber olmaktan onlarla yalnız kalmaktan sakının, buyurunca oradakiler bir kadının kayınbirader enişte gibi akrabalarla yalnız kalmasının hükmünü sorunca Resulullah Efendimiz, kayınbirader daha tehlikelidir ölüm gibidir, buyurdu. Evet arkadaşlar dinimizde de bunlara yan gözle bakmak yasak. Seni anlıyorum ve neler yapacağını merak ediyorum. Bence affet abini ve unut gitsin bu kadından da uzak durunuz, zaten bana bu kadının da durumunun şu an kötü olduğunu söylemişsin, yani seni ne zaman ararsa açma sakın ve yardım etme. O Allah unutmuş ve büyü yapıyor. Böyle kadınlar cehennemde elbet yanacaktır. Fazla da ağzımı bozmak istemiyorum. Sen iyi bir insansın. Allah yardımcın olsun. Destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın ve itirafı paylaşın. Sizin de itiraflarınız duymak isterim. Destek olmak için abone olun. Bugün boyacı ile gizli ilişkide olmuş Selma'nın itirafını dinleyeceğiz. Sizin de itirafınız varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Telegram kanalımızdan arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Selamlar boyacı ile yaşadığım ilişki sonrası ondan vazgeçemiyorum. Şimdi bile o olmadan geceler kalamıyorum. Nasıl böyle oldu bilmiyorum. Fakat şimdi baştan sizlere anlatacağım. Ben kendi başıma yaşayan bir kadınım, 34 yaşındayım. Orta kilolu bir bayanım, yani ne fazla şişmanım ne de çok fazla cılız. Her erkeğin isteyeceği bir beden tipine sahibim. İyi dinle detayları İrel'de. Şimdiye kadar hiç evlilik yaşamadım ve kendi hayatıma yalnız devam ediyorum. Bundan da mutluyum ve evlenmekte istememiştim zaten. 18 yaşıma girdiğimden sonra yalnız başıma yaşıyorum. Ailem birkaç kez ısrar etse de ben evlenmek istemedim, ara sıra kaçamaklar yapıyordum. Ama uzun süre ilişkide olduğum bir erkek yok. Zaten benim istediğim tipte bir insan karşıma çıkmamıştı. Yoksa ben de evlenirdi. Kendi başıma çalışıyordum, yurt dışına çıkmayı çok severdim. Takıldığım çoğu erkek de yurt dışına çıkmak istemiyordu. Bense farklı ülkelere gitmeyi çok severdim, çok farklı ülkelerde oldum dışarıda eğlenmeyi hayat tarzıma çevirmiştim. Zaten evlenseydim bunlardan uzak kalmalıydın ve bu da bana göre değildi. Kendimi böyle seviyordum günler böyle geçerken ben de iyi bir ilişki, yaşça yakan bir insan arıyordum. İnternette dolaşırken Instagram'da böyle güzel giyinen kendine bakan ve yakışıklı bir erkek bulmuştum. Takip atım ona ve yazmaya başladım kendisine. İş sahibi bir insan olarak sanmıştım. Uzun süre bu internet üzerinden konuştuk. Onunla birlikte olmayı çok arzuluyordum. Bir gün evime davet ettim ve o gün çok muhteşem geçmişti. Uzun süredir böyle bir insanla ilişkide olmamıştım. O da sanırım uzun süredir kimseyle ilişkide olmamıştı. Artık ona bağlanmıştım. Onunla olduğumda aldığım haz çok yüksekti. Bu olay neredeyse 30 yaşında oldu ve ben bu yaşıma kadar hiç böyle biriyle ilişkide olmadım dört yıl oluyor ilişkimiz ve sonra defalarca onu evime davet ettim ve her geldiğinde farklı kıyafetler giyiyordu. Uzun bir süre böyle geçti ama bazen benden para istiyor ve arabasının bozulduğunu ya da arkadaşlarının bir problemi olduğunu söylüyordu. Ben de safça buna kanıp veriyordum ki gelecekte yine bize gelsin ve benle birlikte olsun bir süre sonra benimle beraber dışarı çıkıp gezmesini rica ettim. Beraber Sürekli bahaneler ve üretiyordu eğlenir. ve çıkmıyordu. Ve en sonda para da vereceğim bak gel çıkalım dedim. Parayı duyunca hemen kabul etti. Ve defalarca ortamlara gittik. Onunla içip birlikte oluyorduk. Sonra yalnız ondan uzak yaşamaktan bıktım. Ve onu evime davet ettim bazen. Bir ay kadar benimle kalırdı. Çok iyi günler geçiriyordum bana. Evleneceğim değil de birlikte olacağım birisi lazımdı. O da bu insandı ama boyacı olduğunu bana dememişti, henüz zaten deseydi de bir fark etmezdi. Benim ihtiyacımı gideriyordu ve bana da bu gerekti fakir ya da zengin olması umrumda değildi. Bir gün ondan gerçekte kim olduğunu sorduğumda tüm sırlarını, bana söyledi ve ben de neden demedin daha önceden diye sorduğumda beni sevmezsin ve birlikte ve olmasın diye yanıtlamıştı. Oysa ki benim umrumda bile değildi. Boyacıların yatakta iyi olduğunu bilmiyordum. Bilsem zaten çoktan seni severdim diyerek şaka yaptım. Bazen gider, bazense para vereceğim deyince haftalarca bende kalırdı ama artık alışkanlık haline gelmişti. Ondan başkasıyla ilişkide olamıyordum ve şimdi de durum böyle. Yaklaşık iki yıl kadar birlikte olduk. Sonra onun evlenmesi gerekti ve bir kız bulup evlendi. Bu evlendiği ilk aylarda, bak senle işim bitti gelmeyeceğim demişti fakat, parayı görünce şimdi bile geliyor ve bazen evimde kalıyor, karısının haberi olsaydı, ihanetinden hemen boşanır da, bazen karına söyleyeceğim deyip korkutuyorum. Belki ileride çocukları olur, iyi bir baba olur, fakat onunla birlikte olmayı çok seviyorum ve bundan vazgeçemem karısından, özür dilerim ama sonuçta durumun böyle. Benim iyi itirafım, bu kadar gelecekte ne olacak bilmiyorum ve karısı öğrenir, öğrenmez mi orası beni çok da alakadar etmez. Sonuçta kendi rızasıyla benimle birlikte oluyor. Dinlediğiniz için teşekkürler sizlerle paylaşmak istedim. İkinci itirafımıza geçelim arkadaşlar. Bu arada Telegram grubumuzda arkadaşlar edinebilirsiniz link aşağıda. Selamlar ben 2022 yaşındaki genç bir bireyim. Yaşadığım olaylar 4 yıl önce oldu. Tüm itirafımı sizlere anlatacağım. Çok eğlenceli anılar. Ve şimdi hatırladığımda Yüzümde küçük bir gülümseme oluşuyor. Hiç de pişman değilim yine olsa. Yine yapardım. Sonuçta gençlik ve böyle şeyler olmalı, insanlar arasında da karşı tarafın da rızası vardı. Ve keşke onunla evlenseydim ama hayat işte evlenmedim. Şimdi ikimiz de farklı durumlardayız. Şimdi çalışıyorum ve böyle şeyler yapmaya çok fazla vaktim yok. Başımdan geçenleri en baştan sizlere anlatacağım. Bazı insanlar beni linç edebilir. Fakat ben tüm bunların 18 yaşındayken gerektiğini... hayata yeni atılmış bir kızla birlikte oldum ve hayatın tadını çıkarmak istiyordum. Bir kadınla birlikte olmak nasıl bir his bilmek istiyordum. Milli olmamıştım henüz o dönemde. Komşumuzun türbanlı kızıyla aramız çok iyiydi ve kızlarla takılmazdım. Fakat onunla vakit geçirmekten keyif alıyordum. Bazen onunla birlikte olmayı arzuluyordum. Fakat nasıl bunu yapacaktım bilmiyordu ve onun da rızası olmalıydı. Bazen onun da bunu istediğini düşünüyordum. Neyse, zaman böyle geçerken bir gün sınavda bilmediği bir konu için bize gelebileceğini sordu. O sırada evde yalnızdım ve tabii evet, gelebilirsin dedim. Ailesi de beni iyi biri olarak biliyordu ve çocukluktan arkadaşımdı. Kötü bir şeyler yapmaz diye düşünüyorlardı. Benim de aklımdan zaten hiç öyle kötü şeyler geçmiyordu. Akşam bize geldi ve yiyecek bir şeyler de almıştı. Ne gerek vardı dedim odaya geçtik ve konuyla ilgili tüm olayları anlatmaya başladım. Bir saat gibi ders çalıştık ve sonda balkona geçelim. Biraz hava alalım dedim. Balkonda yiyecek bir şeyler de götürdük ve orada uzanmak için yatak vardı. Ve hadi gel birlikte uzanıp yiyelim dedim. O da tamam dedi. Ve yan yana uzandık ve muhabbet etmeye başladık. Karı koca gibi kıybet yapıyorduk ve bu hoşuma gitmişti sanırım. Onun da hoşuna gitmişti bunu ve konu sevgiliye geldi. Nihayet ben sevgilimin olmadığını söyledim ondan başka. Zaten hayatımda kız yoktu. Bir bilseydi onunla ne kadar birlikte olmak istiyorum. O da bir erkek arkadaşı olmadığını söyledi. Ailesi istemiyordu bunu ve bir tek bana güveniyordular ben de olmasam o hiç kimseyle gezip tozmazdı durduk yere özgüven geldi ve hiç biriyle birlikte oldun mu diye sordum. O da tabii ki hayır manyak mısın dedi. Ben de aslında ben de biriyle olmadığı fakat olmak isterim dedim. İstiyorum ama kimle olacak bilmiyorum. O peki sen istiyor musun dedi. Bana doğru gülümsemeye başladı. Ne gülüyorsun dedim denemek isterim. De seninle olsa çok iyi olur dedim. Bana dönerek aslında da ben de denemek istiyorum dedi. Buna şaşırmıştım. Bugün o gündür dedim ve bana doğru yaklaşarak öpmeye başladı. Ve o gün milli olmuştum onunla birlikte. Olmak çok iyi gelmişti. Bana türbanlı kuz benim aklım almıştı. Onun da hoşuna gitmişti. Ve o günden sonra birkaç kez birlikte olduk fakat sonra ailesi benimle de takılmaya izin vermediği ve şimdi o biriyle evlendiği. Fakat evlendiği insan çok da iyi birisi değildi ve onun seveceği tipte değildi. Ben şimdi de bekarım ve o günleri hatırladığımda nostalji yaşıyorum keşke o zamanlar kadın beni milli yapmıştı. Diye. Şimdi de keşke o kadının yanında olsaydım. Fakat ben işime odaklandım ve o da unutuldu, gitti. Benim de itirafım bu kadar hiç kimseye daha önce anlatmadım. Fakat şimdi size anlatmak istedim. İçimdekileri sizlerle paylaştım dinlediğiniz için teşekkürler ve düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bugün iki itiraf dinledik ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aldatmak ve ihanet etmek çok kötü bir şey ve siz asla ve asla birini aldatmayın. Umarım tüm olanları anladınız. Geldiniz. Birbirinden ilginç itiraflarla karşınızdayız. Bizlerle itiraflarını paylaşanlara para hediye ediyoruz arkadaşlar. Bu şansı kaçırmayın. Bugün zengin biri evli kızın çobanla yaşadığı ilişki itirafını dinleyeceğiz. Sizin de itiraflarınız varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden itirafımıza geçelim. Lütfen dikkatle dinleyin ve sonunda neler olduğunu görürseniz şaşıracaksınız. Selamlar ben Damla. Kendim şehirde büyüyen bir kızım. Çok elit bir ailede büyüdüm. Babamı ve annem her zaman sevdim ve şimdi bile seviyorum. Bir kez evlendim fakat ilişkimiz gitmeyince boşanmak zorunda kaldım. Sebebi ise köydeki çoban mı bilemiyorum. Onunla bazen görüşüyorum fakat ailem onunla evlenmeme izin vermez. O yüzden gizlin saklın sanmanlıkta falan görebiliyorum. Kocamı onunla aldatıyordum. Adam çok yakışıklıydı ve çoban olmasına rağmen çok bilgiliydi. Kocam zengin olmasına rağmen aptalın biriydi. Asla onu sevmedim ve ailem yüzünden onunla evlendim. Kendisi bana okuduğu kitapları anlatıyordu ve etkileniyordum kocama. İhanet ettim bu yüzden işte ayrılmıştık. Çobanla yaşadıklarımı anlatacağım ve şok olacaksınız. Lütfen sona kadar dinleyin. Sizin kanalı uzun zamandır izliyorum ve en son cesaretimi toparlayıp itirafımı anlatacağım. İyi dinleyin lütfen. Ben çok güzel bir kızdım ve okulumu en iyi şekilde okuyordum. Ve ailemin seveceği bir kız olmak için elimden ne geliyorsa onu yapmaya hazırdım. Ailemde benim okumam ve gelişmem için ellerinden ne geliyorsa yaparlardı. Kendimi birçok konuda geliştirmiştim fakat sevgi konusunda çok saftım ve gördüğüm yakışıklı erkekler benim aklımı çelebiliyorlardı. Bu konuda çok zaafım vardı. Sonucunun kötü olabileceğini anlıyordum. O yüzden o konulara daha fazla vakit ayırmak istemiyordum. Neyse ben işte en iyi zamanlarımı geçirirken en iyi üniversitelerden birini kazandım. Babam parası ne olursa olsun okutacaktı beni. Tıp okuyacaktım. Çocukluktan hayalim bu yöndeydi ve iyi bir üniversite kazandım çocukluktan doktor olmak istiyordum ve hayalimi gerçekleştirmiştim. Bu beni çok mutlu ediyordu. Ailemde beni tebrik etsinler diye köyü anne annemlerin yanına götürdüler. İşte oralarda akrabalarım falan kalıyordu. Ben de bu köye en son çocukken gelmiştim. Köyümüzdeki çoban Adem amca bana çok karşı çok iyiydi. Yaşlı bir amcaydı ve ben çocukken koyunlarla falan oynamaya izin verirdi. Ben de köye gider gitmez onu görmek istiyordum. Köydeki evimizden uzakta olurdu genelde Mehmet amca. Köydeki evimizden uzakta olurdu genelde Adem amca. Fakat bu sefer gittiğimde Adem amca yoktu. Onun yerine benim yaşlarımda genç ve yakışıklı biri vardı. Ona Adem amca nerede diye sorduğumda öldü ve artık çoban benim dedi. Bu beni çok etkilemişti. Beklemediğim anda ağlamaya başladım. O bana neden ağlıyorsun gel burada otur falan dedi. Su falan verdi ve ben sakinleşmiştim. Onun ellerine falan dokundum istemsizce ve ona sarıldım. Kendisinden çok kötü koku geliyordu fakat bu umrumda bile değildi. Sonra onunla konuşmaya ve dertleşmeye başladım. İsmi Naciydi. Uzun boylu kaslı bir çocuktu. Çok yakışıklıydı. Onu ilk gördüğümde aşık oldum fakat bunu şimdilik diyemezdim. Bir süre samimi muhabbet ettikten sonra eve döndüm ve tüm günü uyuduğumda dahil onu düşünüyordum. Ona gerçekten aşık olmuştum ve daha önce böyle bir duygu hissetmemiştim. İlk defa birine karşı böyle şeyler hissediyordum. Ona nasıl söyleyecektim bilmiyordum. Kendisi benden de saf çocuktu. Bana abla dediği her an aklıma geliyordu ve ona içimde kızıyordum. Yarın yine onun yanına gitmeliydim ve onunla konuşmalıydım. Rüyamda da onu görmüştüm. O adamı aklıma koymuştum. Fakat ailem buna karşı mı çıkacaktı bilmiyorum ama ailem evlilik konusunda sanırım bana saygı duymuyordu ve onların istediği bir adamla evlenecektim bu benim hiç hoşuma gitmiyordu fakat yine de o çobanı seviyordum. Neyse yarın oldu ve çoban Naci'ni düşünerek yola koyuldum. Evden uzaklaştıktan sonra onu gördüm ve kalbim yine hızlı atmaya başladı. Gittim yanına ve bir yerlerde oturduk. Yine sohbetler falan etmeye başladık. Kendisinin saf olduğunu ve bana sarkmayacağını anladım ve kendim ona. Yaklaşmalıydım Biraz sohbet ettik ve benim zengin bir aileden geldiğimi ve doktor olmak istediğimi öğrendi. Kendisi okulu atmıştı ve okulda çok iyi okuyordum diyordu fakat Adem amcanın ölmesi üzerine onun mesleğini devam etmek zorundaydı. Onu acımıştım. Keşke okusa üzerine ilgiyse de insanların ona karşı düşünceleri farklı olsaydı. Onunla yaklaşık iki saatlik konuşuyordum. Beklemediği anda ellerini tuttum ve artık ona sevdiğimi itiraf etme vaktim gelmişti. Ona evet sevdiğimi söyledim bunu duyunca. Konuşamadı, suskunluk oldu ve ben arkamı dönüp eve döndüm. Cevabını beklemedim. O da ne cevap vereceğini düşünüyordu. Benim gibi kültürlü birinin çobanla ne işi vardı ona nasıl aşık olmuştu bilmiyorum. Eve döndüğümde ailem nerede olduğumu söyleyince oyaladım onları ve bahaneler ürettim. Yarın yine onun yanına gitmek istiyordum. Onsuz kalamazdım. Hayatımda gördüğüm en yakışıklı erkekti. Keşke çoban olmasaydı. Onunla gelecekte planlar kuruyordum. Onunla şehire taşınıp okutmalıydım. Bu gecede rüyamda onu gördüm. Onunla birlikte yaşıyorduk ve çok şık giyinmişti. Rüyamda yanıma yaklaşıp benimle dans ediyor sonra yatak odasına gidiyorduk. Saçma sapan rüyalar görüyordum iki gündür. Yarın yine onun yanına gidecektim. Yine evden çıktım fakat bu sefer babam şüpheleniyordu benden ve arkamca gelmiş meğerse. Gittim onunla bir yere oturduk ve cevabının ne olduğunu bilmek istedim. Bana bak sen güzel çok güzel bir kızsın seni sevmek isterim fakat ailen buna izin vermez. Hem doğru değil ben bir çobanım, sen çok güzel. Bir kızsın ve kültürlü bir kadınsın. Kendi durumunda biriyle evlensen iyi olur bence dedi. Buna kızmıştım. Benim gibi insanlar çoğu sahte oluyor ve onlardan zevk alamıyorum. Sen çok safsın ve çok yakışıklısın, olduğun gibisin. Ama ailen izi vermez, ona sarıldım ve ellerinden tuttum sonra öpmeye başladım ve birbirimize sarıldık. Bunu babam görünce hemen arkamdan kızım gel buraya sen ne yapıyorsun, ne diyeceğimi bilemedim. Babam bizi görmüştü. Hemen onunla yanına gittim ve ağlayarak eve döndüm. Evde baba ben. Onu seviyorum, evlenmek istiyorum onunla dedim. O bana ne konuştuğunun farkında mısın sen? Böyle bir şey asla olamaz. Benim koskoca zeki kızım bir çobanla evlenir mi? Bana ne derler? Aptal derler kızım bana. Böyle bir şeye asla izin veremem. Hemen tüm eşyalarını topla ve şehire dönelim. Buranın havası senin kafanı güzel yapmış sanırım. Ben mahvolmuştum. Ailemin izin vereceğini sanmıştım. Lanet olsun, şehire gittiğimde bir süre geceler ağlıyordum onu özlediğim için. Fakat zaman geçti, ben üniversiteni bitirdim ve artık çalışmaya başladım. Onu unutamıyordum. Hayalimde köydeki çobanla evlendiğimi düşünüyordum. Ailem birisini buldu ve beni onunla evlendirdi. Çok zenginlerdi fakat aptalın tekiydi adam, onunla asla anlaşamıyordum. Ailem para için beni satmıştı. Gerçekten ailemin bana yardımcı olduğunu hiç düşünmüyordum. Çok da mutlu değildim bunun için ama artık evlenmeliydim. Ama mutlu olacaktım mı soru işaretiydi. Bir süre evli kaldık mesleğimiz gereği sabahlar ben çalışıyordum akşamlarda o birbirimizi görmüyorduk. Neredeyse nasıl mutlu olacaktım. Artık o adamla yaşıyordum ve çocuk için acele etmeyelim dedim. Ama benim aklım yine çobandaydı. Ondan düşüncelerimi çekemiyordum. Beni mutlu edeceğini zannediyordum. O adamı bulmalıydım ve artık onunla hayallerimi gerçekleştirmeliydim. Kocama ihanet edecektim evet. Bir gün iki gün işte olacağım yalanıyla evden ayrıldım ve işten izin almıştım. Köye gittim ve o adamı bulmaya çalıştım. Köydekiler bizi görmemeliydi evli olduğumu unutmuştum ve bu çobanla ne olursa olsun. Evlenmeliydik, buldum Naci'ni. Yine koyunlarıyla beraberdi. Gittim ve beni gördüğünde şaşırdı. Bir süreliğine tanımadı fakat yaklaştığımda ve onu seslediğimde hemen tanıdı. Ona tüm olanları anlattım. Babamın o zaman izin vermediğini fakat şimdi aramızda kimsenin olmadığını söyledim. Evli olduğumu söylemedim. Bunu duyarsa benden uzaklaşırdı. Koyunların arasında o gün kocama ihanet ettim. Yine onunla konuştuğumda yüreğim çok hızlı atmaya başlamıştı. Ona aşıktım, seviyordum işte ne yapabilirdim ki. O da seni. Gördükten sonra asla başka bir kadını sevmediğini söyledi. Kendisi evlenmemişti. Bana sarıldı ve uzun süre orada kaldık. Bunu hatırladığımda yüzümde gülümseme oluşuyor. Onunla konuştum ve tüm koyunlarının ve köydeki her şeyi sattı. Benimle gelmeye hazırdı ve benimle birlikte şehire döndü. Fakat evli olduğumu yine bilmiyordu. Ona bir ev ayarladım ve orada kalacaktı. Şimdi hamileyim ve sanırım çocuk çoban Naci'den. Hayatımdaki en mutlu günleri yaşıyordum. Nasıl seviyordumsa onu hiç kismeye. Değişmezdim, parası da var artık. Ona en güzel kıyafetleri parfümleri alıyordum. Çok değişmişti. Artık eğitimde alıyordu. Geceleri işten döndüğümde onunla evine geçerdik. Ailemle yaşadığımı söylüyorum şu anda ve adam her şeyden habersiz. Evli olduğumu duyarsa benim sonum olur onunla birlikte olmak bana zevk veriyordu. Asla ondan ayrılmak istemiyorum. Hamileyim ve ona nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Zor durumda kaldım ve çocuk kocamdan bile değil. Kocama söyledim ve adam çok seviniyordu. İkisi arasında. Kaldım ve yapacak bir şeyim yok. Lütfen bana yardım edin. Bir şeyler yapmalıyım. Hiç kimseye anlatamıyorum ve ilk kez sizlere anlattım. Belki bana yardım edersiniz. Bundan korkuyorum işte. Allah da yardım ederse onunla evlenmek istiyorum. Umarım beni anladınız. Kocamdan nasıl boşanacağım onu da bilmiyorum. Tüm bunları yaparken de çoban görmemeli, yaptıklarım kötü bir şey mi iyi mi bilmiyorum. Yaptığınız yorumları okuyacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar bir hikayenin de sonuna geldik. Damla kocasına ihanet ediyor ve bu yanlış bir şey. Çocuk üstelik çobandan ve kocasından değil yaptıkları çılgınca ve siz olsanız böyle moralini bozmak istemiyorum fakat kocandan boşan artık çobanla evlenmelisin bence. Umarım tüm olanları anlamışsınız. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Bugün sevgilisinin dul annesiyle ilişkide olmuş Mesut'un itirafını dinleyeceğiz. Sizin de itiraflarınız varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden itirafımıza geçelim. Lütfen dikkatle dinleyin ve sonunda neler olduğunu görürseniz şaşıracaksınız. Selamlar ben ismimi vermek istemiyorum. O yüzden takma isim kullanacağım. Mesut olarak düşünün beni. Şu an 26 yaşındayım ve evliyim. Ama bu ihanete hayla devam ediyorum son zamanlar. Kendimi berbat hissetmeye başladım. Şu ana kadar pek fazla vicdanım sızlamadı fakat şimdi yeni evlendim ve buna devam etmek istemiyorum. Karımın annesinin fikri nedir bilmem ama bana artık kötü hissettiriyor. Biricik karıma vakit ayırmam gerek ve ona ihanet edemem. Bunu nasıl başaracağım bilmiyorum. Size yazarsam rahatlarım diye düşündüm ve tüm olanları şimdi anlatacağım. Umarım beni anlarsınız. Sevgilimin ismini Melis olarak düşünün. Kendi ismini maalesef veremem. Melis'in ailesiyle bizim ailemiz. Çocukluktan aile dostuydular. Melis'in babası annesinden ayrıldı. Pek de zengin bir ailede doğmuştu. Annesi evi temizlemek için temizlikçi tutardı genelde. Annesi Emine Hanım Melis'ten daha güzel gözüküyordu ve daha iyi giyiniyordu. Sanki Melis onun annesiydi. Şaka gibiydi. Evet yaşı da küçüktü Emine Hanım'ın. Çabuk evlendiğinden yaşı büyük değildi. Melis'le de çocukluktan beraber vakit geçirirdik birlikte tatile gider ve gezip tozardık. Melis de annesi gibi çok güzel bir kızdı. Zaten öyle annenin böyle. Kızı olabilirdi, annesi de çocukluktan biz daha hayatı anlamadığımız dönemlerde size evlendireceğim diye şaka yapardı. Biz de gülüp geçerdik. Öyle de oldu zaten Melis'le büyüdüğümüzde arkadaştan artık öteye geçmeye başladık ve sevgili olduk. Annesi ve benim ailem de bunu biliyordu. Fakat eğitim şart diye ikimiz de kendi eğitimimize odaklanmıştık. Bitirdikten sonra nişanlanacağız sonra evleniriz diye düşünüyorduk o zamandan. Melis'le zaman geçirmekten çok zevk alıyordum. Ara sıra birlikte de oluyorduk ve. Bu çok zevkliydi. Onun bedenine sahip olmak beni mutlu ediyordu. Evleneceğim kız da bu olmalıydı. Böyle zaman geçiyorduk. Melis'i gerçekten seviyordum. Çocukluktan benim dert ortağımdı. Babasız büyümesi onu bana çok bağlıyordu. Beni sevgili gibi görmekle beraber babası gibi bakardı. Ona her şeyin en iyisini vermek istiyorum. Emine Hanım da bunu görüp seviniyordu. Emine Hanım dul bir kadındı fakat hiç de öyle evde kalmıyordu. Sürekli gençler gibi partilerde erkeklere vakit geçiriyordu. Fakat Melis onun işine karışmıyordu. İyi bir anne olduğu süreçte problem yoktu. Son zamanlar benim annem Emine Hanım'a dikkat et, kendine bir zarar vermesin diyordu. Ben de yeni nişanlandığımız dönemde Emine Hanım'ı kendi arabamla işe götürür ve getirirdim. Bunu kendisi istiyordu. Bazen sarhoş oluyordu ve eve dönmekte zorlanıyordu. Kendisi arıyordu ve istediği vakit hemen geliyordum. Melis'e de söylemiştim ve bir problem yok demişti. Annesi bana kendi evladı gibi bakıyordu. Bazen "Kocam yok ama sen bana hem koca hem damat hem de evlatsın." diyordu. Ben de sorun değil, her zaman beni arayıp çağırabilirsiniz diyordum. Yeni nişanlı olduğumuz dönemlerde bazen Melis'lerde kalıyordum. İki kadın yalnız başına rahatsız hissetmesin diye gidip geceleri kalıyordum. Zaten evlendiğimde annesi Emine Hanım'ın ricasıyla onlarda kalacaktım. İşimde zaten onların evine daha yakındı. Böyle bir gün Emine Hanım beni arayarak sarhoş olduğunu, kızının bunu görmek istemediğini ve otele götürmesini istedi. Ben de hemen gittim ve gördüğümde ayakta bile duramıyordu. Hemen yakınlarda bir otele götürdüm. Eve gelmesi için ısrar etsem de hayır dedi. Odaya kadar apardım ve yatakta uzandı. Bir sigara verdim ayılması için ve yanında bekledim. Parasın falan çalarlar diye yanında kaldım bir sürelik. Biraz limon falan yedi sigara içti ve kendine gelmeye başlıyordu. Bana doğru yaklaştı ve ilişkiye ihtiyacım var benimle birlikte ol diye zırvaladı. Ben de şu an sarhoşsunuz kendinizde değilsiniz Emine Hanım anlıyorum size dedim. Hayır sarhoş değilim ve... İlişkiye ihtiyacım var. Sen ne dediğimin kocasız geçirmenin ne olduğunu biliyor musun dedi. Ben bir şey diyemedim. Biraz suskun kaldık sonra emine hanım durarak giysilerini çıkardı. Ben bakmamaya çalıştım fakat vücudu kendine cezbediyordu adamı. Biraz bakmaya başladım. Bana doğru gelmeye başladı ve kalk dedim sana dedi. Kalktım ve sanırım beni dışarı çıkaracaktı. Fakat bana sarıldı önce Ne hissettiğimi bilmiyordum. Melis'in annesi çıplak bana sarılmıştı sonra boğazımdan öpmeye başladı ve karşı koyamadım, sevişmeye başladık. Orada annesiyle o gece birlikte olduk. Aldığım zevki Melis'le birlikte olduğumda alamıyordum. Yıllardır nasıl biriktirdiyse içinde bu hisleri, bana yansıdı hepsi. Melis'e ne anlatacağımı bilmiyordum. Annesi uyumaya başladı. Kadın nasıl yorulduysa, Melis gece 3'te beni aramaya başladı ve nerede olduğumu sordu. Ben de evdeyim dedim ve uyumaya çalışıyorum yalanını attım ve annem yok nerede bilmiyor musun sordu. Ben yok hayır evde yok mu dedim. Fakat annesi yanımda çıplak uyuyordu. Yal, Z korkarsan yanına gele. Bilirim söyledim ama gerek yok dedi. O gün aldığım zevkten ne yaptığımı bilmiyordum. Bu hatanın farkında değildim. Keşke olmasaydı dediğim anlarda oldu bazense iyi ki Melis'ten başka annesi hayatımda dediğim anlarda oldu. Annesi öyle güzeldi ki dayanamıyordum yarın kalktığımızda annesi yanımda çıplak ayağa kalktı ve üzerin giyinmeye başladı. Ben uzanıp sigara içiyordum. Bana dönerek ne günde be dedi. Ben bir şey söylemedim ve Melis duymasın dedim. Korkma duymaz benim damadım. Kendime o GW'ne berbat. Hissettim, Melis'le görüşmedim o hafta. Emine Hanım da beni aramadı zaten. Gelecek hafta onlara gittim onlarda kalacaktım. Melis işteydi ve Emine ile beraberdik. Mutfakta bir şeyler yapıyordu ben de Melis'in odasındaydım bana gel yemek ye oğlum dedi. Benim de onu görmeye pek gözüm yoktu ama çok acıkmıştım. Gittim ve masaya oturduk. Bak anlıyorum seni unutmamışsın beni sanırım. Ben de unutalım gitsin dedim. Kızınızla nişanlıyım olmaz böyle ilişki dedim. O da neden ya zevk almadın mı dedi. Beni ciddiye. Almıyordu ve bu hoşuma gitmemişti. Ben de zevk aldım çok da güzel bir vücudun var ama olmuyor işte sen ve ben ayıp oluyor dedim. Ne ayıp canım altı üstü beraber olduk bir gece niye büyütüyorsun ya, zevk almadım dersen bak küserim dedi. Yemeğimizi böyle bitirdik ve kapıya doğru gitti. Kapıyı kilitleyip bana doğru gelmeye başladı. Benim güzel vücudumu nasıl beğenmezsin sen dedi. Üstünü çıkardı. Olmaz dedim ama çıplakken çok güzeldi. Dayanamadım ve yine birlikte olduk. Artık Melis'ten daha fazla emine. Hanımla beraber oluyorduk hoşuma gitmeye başlamıştı ve kendimden büyük birisiyle ilişkide olmak beni mutlu ediyordu adeta, Emine artık karım gibiydi. Ara sıra onunla eğlenmeyi seviyordum. Kendini 18 yaşlı biri gibi gösteriyordu. Melis'inse olanlardan haberi yoktu. Eğer bilerse ilişkimiz biter hemen, büyük hüsrana uğrar. Bir tek annesi var onu da elinden alamam. Melis'le iki yıldır nişanlıyız ve evleneceğiz artık. İki yıldır Melis'le beraber annesiyle de ilişkim var onların evinde çok fazla vakit geçiriyorum. Ve annesiyle yalnız kaldığımızda bunu kullanıyoruz. Annesi yıllardır dul kalmış, şimdi dışarılarda eğlenmek yerine beni seçiyor. İki yıldır beni mutlu ediyorsa da şimdi evleneceğim ve buna bir son demem gerekti. Çok kötü bir durumdayım. Şimdi Melis'le ölene dek aynı evde kalacağım ve aynı yatakta yatacağız. Ona bu ihanetimi nasıl anlatırım? Melis'i çok seviyorum ama annesiyle artık alıştık birbirimize. Ayrılamayız onunla da eminim bir süre görmesem de bir gün elbet yine ilişkide olacağım ve Melis'e ihanet etmiş. Olacağım, bu durum canımı sıkmaya başladı ve nasıl düzelecek anlamıyorum. Sizlerinde bir fikri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Siz beni anlamış olabilirsiniz. Sizin de hayatınızda birisi varsa onu silmek ne kadar zor bilmeniz gerekli. Neyse benim itirafım bu kadar. Aldatmak çok kötü bir şey ve umarım sizler eşlerinizi aldatmıyorsunuz ve onlara iyi davranıyorsunuz. Sizlerle paylaşmak istedim ve sizde kendi düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Umarım tüm olanları anlamışsınız, benim de. Anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza Videoyu destek için abone unutmayın. olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize Herkese merhaba, ilginç Itiraflar kanalına hoş geldiniz. Birbirinden ilginç itiraflarla karşınızdayız. Bugün eniştesiyle evlenmiş olan Defne'nin itirafını dinleyeceğiz. Sizin de itiraflarınız varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden itirafimize geçelim. Lütfen dikkatle dinleyin ve sonunda neler olduğunu görürseniz sasıracaksınız. Selamlar, ismim Defne bu kanalı YouTube'da gezinirken gördüm paylaşmak istemiyordum. Ablamdan izinsiz fakat çok düşündüm cesaretimi toparlayıp. Sizlere anlatacağım ablamdan izin almadım. Ama umarım duymaz bu itirafı onun ve kocasının ismini değiştirip söyleyeceğim beni affetsin ama konuşmalıyım birine artık bu itirafı biz kadınları bilirsiniz gıybet etmeden duramıyoruz, hiç kimse tam olarak duymadı olanları biliyorlar, ama tam detayına kadar sizler anlatacağım neyse fazla uzatmadan kendi başıma. Gelenleri ve ablama olanları anlatacağım tam bir film olacak hikaye fakat biz bunları yaşadık ve tamamen gerçek enistemle benim aranda olanlar. Ablamla iş arkadaşının kocası arasında olanlar hepsi gerçekten olmuş bir itiraf Allah'ıma kitabıma yemin ederim tüm bunları yaşadım duydunuza şaşıracaksınız ismim dediğim gibi Defne evden iki kız büyüdük ve anne ve babalarımız bizi serbest bıraktı ablam benden büyüktü ve hep çalışıyordu doğru anne ve babamızın iyi parası vardı fakat ablam da çocukluktan çalışmayı seviyordu ve genç yaşta iyi paralar kazanıyordu. Ona çok özeniyordum ve kıskanıyordum ben tek bu işlerden anlamadığım için ona karşı. Kıskançlığım vardı ve şimdi bile ona karşı nefretim var. Yani zengin babanın iki kızı birbirine nefret ederek büyüdük desem yalan olmaz neyse. 20 yaşıma falan geldiğimde o sıralar zaten ablam evden ayrı kalıyordu ben de göçtüm evden ve artık ailelerimizden ayrı yaşıyorduk bir süre sonra ablamla aynı evde yaşamaya başladım ve onunla bir ev almıştık bana eve para verme. Gel ben de kal dedi iyi paralar kazanıyorduk o zamanlar ve bana da iş öğretmişti sonra ablam bir iş adamı buldu ve onunla evlenmek. İstediğini dedi zaman geçti ve düğünleri oldu eniştem çok yakışıklıydı ve çok iyi kalpli bir insandı, bu konuda da ablamı kıskandım desem yalan olmaz ablam da çok güzeldi tabii ki neyse biz büyüdük ve işlerimiz de büyüyordu ablamın iki çocuğu oldu fakat ben evlenmemiştim sanırım evlilik bana göre değildi yalnızlığa alismistim artık ablamın evliliğinin iyi gitmesi de beni. Deli ediyordu eniştemi iyice kıskanmaya başlamıştım şirketleri de iyi satış yapıyordu ve çok lüks bir yaşamları vardı fakat bir gün her şey tersine döndü şirketleri devlet tarafından kapatıldı ve sahip oldukları çok şey ellerinden alındı. Yine fakir kalmadılar tabii ki fakat eskisi gibi asla toparlayamadılar. Bu yüzden eski huzursuzluklar başladı. Artık ablam eski hayatını istiyordu. Ama maalesef eniştem onu veremiyordu. Ablam nükse ve paraya çok düşkündü fakat eniştem zamanla toparlarız diyordu. Eski arkadaşlıklarda kaldığından ablamın evine konuk geldiğinde onları kıskanıyordu. Ablam gil battı diye de hepsi seviniyordu zaten. Yüzden gülmelerine bakmayın siz hepsi sizin kötülüğünüzü istiyorlar neyse ablamı bir iş hayatından kadın arkadaşı vardı o kadın onlara sıkça gelip giderdi lüks yaşam yaşıyordu kadın fakat öyle de kötü kadın değildi neyse bir gün evde eniştemle konuşurken görmüş ablam geldi bana anlattı enişteme seni seviyorum bir gün zamanın olursa bana ayır falan diye saçma sapan laflar etmiş ablam bunun karşılığında boş durur mu bana o kadının kocasının mesajları gösterdi adam ablamı seviyormuş ve her gün. Mesajlar atıyormuş fakat ablam hiç yanıt vermemiş. Ama bana bak şimdi onun kocasını nasıl elinden alıyorum dedi kocasıyla konuşmaya başladı ve artık enişteme ihanet ediyordu ve gitgide soğuyorlardı. Eniştem her defasında bana yazıyor ablama ne oldu diye. Ben de su sıralar kötü olduğunu falan diyor teselli ediyordum. Hatta bir keresinde adam evime kadar gelmişti çok. Saftı bu adam sanırım. Ben de gitgide ondan hoşlanıyordum. Bir kere sarılmıştık ve bana çok iyi gelmişti. adamcağızı aldatma diyordum ama yine de ablam dinlemiyordu. Para mutluluk getirmez. Bak çok şükür kimseye de muhtaç Diyor, değilsiniz. Ama Kocanın dinlemiyordu sen. beni. O yüzden artık yapacak bir şey yoktu. Hatta Defne ablam geceleri görüntülü konuşurken görmüştüm. Abla çoluk çocuğum var yapma diyordum ama dinlemiyordu adamın parası var bana bakacak diye tutturmuştu anlamıyordum ablam ne istediğini adama boşan diye tutturmuştu ve onun da çocukları vardı en sonunda adamı kendine sırılsıklam aşık etti ve Eniştemle boşanıp onunla evlendi. Eniştemle boşandığı gün eniştem ağlayarak bize gelmişti. İşte benim için yeni aşk dolmuştu ve Biliyorum film gibi ama bu bizim hayatımız ablamla konuşmuyorum. Su an ve onunla kavgalıyım en istemin bize geldiği gün onu teselli etmek için sarıldım ve ne olduysa o zaman oldu ondan hamile kaldım ve çocuğunu karnımda taşıyordum sonrasında zaten evlendik ve ablam bana bunu nasıl yaparsın diye de hesap sormaya kalktı fakat zaten boşandın bana ne diyordun biz kocamla. Mutluyuz ve keşke önceden benimle evlenseydi benim hiçbir para hırsım falan yok Allah ablamı bildiği gibi yapsın zaten ablamın. Kocasıyla mutlu olmadığını duyuyorum ve o kadın her gün lanet okuyor, ablama kocasını elinden aldığı için artık zehir olmuştu hayatı benim soğan iki çocuğum ve ablamın evlatlarına da bakıyorum benim için sorun değil fakat çocuklara yazık etti ablam en azından annesiz büyümeyecekler onlara iyi bir anne olacağıma söz veriyorum işte bizim hayatımız umarım dinlediniz. Evet garip bir itiraf ama biz bunları yaşadık sonu iyi mi bir telsizce kötü mü yorumları sizlere bırakıyorum. Evet arkadaşlar bir. İtirafın da sonuna geldik. Bizimle itiraflarını paylaşanlara para hediye ediyoruz. Dinimizde geçen sözlere bakalım yenge baldız, amca ve dayı hanımları gibi akraba kadınlarla yalnız bir odada bulunmak günah midir bahsettiğiniz kadınlarla mahremdir böyle kadınlarla hallet haramdır halvet yabancı bir kadınla bir erkeğin bir yerde yalnız kalmasıdır kadın çok olsa da hal ve temani değildir erkeğin hanımı veya annesi bacısı gibi mahrem bir kadın bulunursa hayret olmaz Müslüman kadın tasik kadınların yanında da saçı açık duramaz mürtede, amca ve dayının yanında da açık duramaz mürtet, ana babanın yanında başı açık durmak caizse de ellerini öpmek caiz değildir zaruret olmadıkça namahremle konuşmamalıdır hadisi şerif de buyuruluyor ki ey kadınlar mahremeniz olan erkeklerle konusunuz namahremle konuşmayınız mahrem kendisiyle evlenmek haram olan yakın akraba. Demektir namahrem kendisiyle evlenmek haram olmayan yabancı veya uzak akraba demektir peygamber efendimiz kadınlarla beraber olmaktan onlarla yalnız kalmaktan sakının buyurunca oradakiler bir kadının kayınbirader enişte gibi akrabalarla yalnız kalmasının hükmünü sorunca Resulullah Efendimiz kayınbirader daha tehlikelidir, ölüm gibidir buyurdu. Evet arkadaşlar dinimizde de bunlara yan gözle bakmak yasak fakat bu kadın ablası boşandıktan sonra onunla evlenmiş fakat evlenmeden böyle bir şey yaptıkları için. Çok üzüldüm keşke nefsinize sahip çıksaydınız zaten seviyorsanız evleneceksiniz neden böyle bir şey yapıyorsunuz hatırlamıyorum sizi. Gençlere de tavsiyem zinadan uzak durmaları, akrabalara ve eşlere de yan gözle asla bakmayın. Abla kardeş gibi olun onlarla ve onları koruyun. Allah'ın sözlerine dikkat edin ve onun emirlerine uyun. Sizler ne düşünüyorsunuz? Duymak isterim. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Allah yardımcısı olsun. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın kendinize. İyi bakın.